Ben tabii Vali Bey'den sonra fazla konuşulacak değilim ama kısa bir temas etmek istiyorum. Kıymetli valim, çok kıymetli il müdürlerimiz, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Önce hepinizi böyle güzel bir sofrada, bir cuma sabahında en kalbi sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Vali Bey'in de belirtmiş olduğu üzere Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığımızın birlikte himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye'mizin muhtelif illerinde bu gastronomi kültürünü yaşatma, tanıtma adına tertiplenmiş bir yemek haftası içerisinde bulunuyoruz. Önce şunu söyleyeyim, tabii Erzurum kadim bir şehir. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Her medeniyetin de kendine has yemek kültürü, gastronomi kültürü oluşmuş. Bunların oluşumuyla Erzurum'da farklı bir yemek lezzeti, bir damak tadı oluşmuş durumda. Hakikaten şöyle bir baktığımız zaman bir sabah kahvaltısına bile onlarca çeşidi bir arada bulmamız mümkün. Tabii biz genelde bölge olarak hayvansal ürünlerin daha çok öngörüde olduğu bir kahvaltı kültürüne sahibiz. Tabii yüksek rakımlı bir şehirde hayvancılık önemli bir yer tutuyor. Ayrıca da birçok tabii organik diyebileceğimiz ürünlerimiz var. Bunların oluşumuyla ayrı bir gastronomi kültürü oluşmuş durumda. Bu gastronomi kültürünü inşallah tanıttığımız sürece şehrimiz daha çok turist alacak. Ki görüyoruz ki turizmin birçok çeşidi var. Önemli bir türü de gastronomiyle ilgili bir turizm şekli. Bunun için bunu tanıtmakta hepimiz için büyük bir yarar var. Hakikaten Erzurum yemek türleriyle ilgili bastırdığımız bu yemek kitabı bana yine gastronomi konusunda uzmanların bildirdiğine göre Türkiye'de basılmış yegane yemek kitaplarından bir tanesi. Bunu biz hem Erzurum Büyükşehir Belediyesi hem Erzurum Valiliğimiz olarak, Kültür Bakanlığımız olarak bastırmıştık. Şeyi tükenmekte sayısı, inşallah yeni basımını gerçekleştireceğiz. Belki ilave yapılacak yeni öneriler de olabilir. Eksik kalan kısımlar tamamlayarak inşallah bunu kamuoyuna takdim edeceğiz. Erzurum'umuzun yemek çeşitlerini bilhassa kahvaltı kültüründe önce ülkemizde sonra dünyamıza tanıtma fırsatını arayacağız. Yeni tescil edilmesi gereken ürünlerimiz varsa tescil yapılmayan onların da tescilini gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu gastronomiyle ilgili kalemizin hemen arkasında bir tarihi evimizi de bu işe ayırdık. Onu da buradan duyurmak istiyorum. İnşallah orada yöresel yemeklerin tadımlılığını yapıp tüm gelen misafirlere inşallah takdim edeceğiz. Bu şekilde ben tekrar tüm basın mensubu arkadaşlarıma ve kıymetli valimize ve kıymetli müdürlerimize ve emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyor. Afiyet olsun diyor. Afiyet olsun.